Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizin hiç alışık olmadığınız ama benim çok çok özlediğim Karabük'teki evimdeyim. Ben şimdi bir kek yaptım. Yanına da çay yapacağız. Biraz sonra kızımla beraber bunu yiyeceğiz. Bu kek pişerken ben size bir ev turu gezdireyim istiyorum. Ne dersiniz? Olur deriz. Evet, madem mutfaktayız, o zaman önce mutfaktan başlayalım. Burası daha önceden küçük bir mutfaktı. Şurası balkondu. Şimdi tabii ki burayı duvarı kırıp, şurada bir tane de küçük kapımız vardı, normal dar bir kapı. Balkonu mutfağa kattım. Böyle büyük bir mutfağımız oldu. Mutfağımı çok seviyorum. Daha doğrusu evimi çok seviyorum. Evimin her yerini çok özlediğim için şu an evim bana çok çok güzel geliyor. Burası bakliyat dolabı. Bu da normal gümüşlük olur ya hani. Onlardandı. Ben bunu tabii kahverengiydi bu. Burada da camdı. Ben bunu Letgo'dan almıştım. Böyle boyadım. Bunu tencere dolabı yaptım. Tencerelerimizin bir kısmını da böyle köye götürdük. Artık burada her şeyimizi paylaşmak zorunda kalıyoruz. Yemeğimizi çoğunlukla burada yerdik. Çok kalabalık olduğumuz zamanlarda salonda yerdik. Burada yine buzdolabında burada da resimlerimiz var. Bu resim çok 10 yıl falan vardır değil mi şöyle? Vardır, evet. Yani sen O zamanlar hiç lisedeydin. köy mevzusu yoktu. Evet. Yani böyle hayali bir şey yapmıştı dayın arkaya bir ev yapmıştı. Sanki o bizim şey oldu. Hayalimizi gerçekleştirmiş gibi bir şey oldu sanki. O şekilde yine fotoğraflarda güneş, göksu. Kayra'yı getirmedin. Kayra'nın fotoğrafı da olsaydı onu da Evet, koyacaktım. Kaylan fotoğrafları köyde. Evet. Böyle mutfağımız sevdiğim bir mutfağım yani. Şimdiye kadar oturduğum evlerde mutfak olsun, diğer yerler olsun en çok sevdiğim evim benim burası. Diğer odaya geçelim. Burası da bizim salonumuz. Böyle burada da yine balkon vardı. Hatta çok saçma sapan bir balkon yapmışlardı buraya. Burası, anlatabiliyor muyum kamerada ne kadar çıktı bilmiyorum. Şuraya kadar şöyle bir duvar vardı. Bu şekilde salonun bir kısmını balkona katmışlar. Sonradan yapılan bir plan değişikliğiymiş tabii o. Sonra tabii eşim hemen müdahale etti bu duruma. Yine böyle benim istediğim gibi bir şey yaptı. Evet. Eşim ilk önce bu evde aslında şey yaptı. Böyle kendini geliştirdi. Ondan sonra köye ev yapmaya başladı. Evet oldu. Bilmiyorum videoda nasıl oluyor. Aşkım düştün mü? Kayro. Böyle rahat bir evimiz var. Huzurlu. Çok şükür. Şöyle salonu bitirdik nasıl olsa. Gidelim. Uzun bir koridorumuz var bizim. Şöyle gel kızım. Diğer odalarımız bu taraftan gidiyoruz. Mutfağımız zaten hemen sağda kalıyor. Az önce mutfağı gezmiştik. Böyle o kadar uzun ki koridorumuz, bu üçlü halılar var ya, ondan biz iki takım almak zorunda kalmıştık burayı kapatmak için. Burası bizim giriş kısmımız. Şöyle apartmanın girişi buradan oluyor. Şu dolapları, tabii bunu biz yaptırdık. Yine burada seccadeler, eczane dolabı, altlar ayakkabılık, o şekilde. Buralar herkesin evinde olan, aldığımızda olan mobilyalarda, dolaplarda, portakal. Tabii bu Evet. bize yeterli gelmedi. Biz biraz daha kalabalık olduğumuz için. O yüzden yenisini yaptırmak zorunda kalmıştık. Böyle ışıkları yakarak gideyim. Bu hemen ilk oda. Benim oğullarım odasıydı. Muhammed ile Furkan burada kalıyordu ama Furkan da çok kalamadı burada. Ankara'ya atanmıştı işte o zaman. O yüzden Muhammed yalnız kalmaya başlamıştı. Daha sonradan tabii Ankara'dan geldikten sonra da evlendi. Kendi evine geçti. Sonra biz yine kapılara uygun olsun diye bu dolapları yaptırmıştık. Biz bu eve taşınalı 12 sene oldu herhalde değil mi? 2011'de. Ben 8. sınıfa gidiyordum sanırım. Evet, 2011'de taşınmıştık. Gel aşkım, Evet. gel koş bakalım. Böyle çocuklara ayrı ayrı dolaplar yaptırmıştık. Tabii onlar yine içleri dolu tabii ki. Onların eşyalarıyla. Yatağa çıkmak Kapandığını korktuğu istiyor. için. Kayra'yı Evet, çıkmak yatağa bırak istiyorsun. ver Hadi bakalım. hoppala. Hoppala. Hadi annenin eski odasına gidelim mi? Hadi bakalım şimdi senin odana Annenin gidelim. odasına gidelim. Hadi aşkım. Hoppala. Tamam, sen burada takıl o zaman. Biz gidiyoruz. Düşer benim oğlum. Gel, gel aşkım hadi.
deliğe gidiyoruz. Bak bakalım. Yine, ah pardon. Şuradan ışığı yapayım ben. Burası kızımın eski odası. Ve benim yeni dikiş odam. normal kullanılan bir odaydı burası önceden. Şöyle bir şey oldu. Ben eşime dedim ki şöyle evlendikten sonra ben burayı dikiş odası yapmak istiyorum dedi. Eşim de tamam dedi. Hani normalde baban genelde hayır der. Evet. Hiç şey hayır der yani. gerekli hayırları vardır onun. Tamam dedi. Ben de sevindim tabii. Aa dedim hemen kabul etti. Hiç itiraz etmedi herhangi bir sorun yok. Sonra köye gittik. Hiç kullanmadım bir dikiş odam oldu. İşte dikiş makinemi tabii ben hemen köye getirmiştim. Köye yerleştikten sonra. Şimdi birkaç haftadır burada olduğum için yeniden getirdim. Burada bir şeyler yapıyorum. Evet. Bu videoda hayvan videosu yok demeyeceğiz. hayvan videosu da olacak aralarda. Gösterecek misin yoksa? ben burada boş durmadım. Benim daha önceden terzi olduğumu bilenler var. Bilmeyenler de vardır. Videomuzu ilk defa izleyenler de şimdi duyuyorlardır. Ben böyle dikiş malzemelerimi poşetine koydum. Birkaç haftadır da buradaydım. Aslında benim buraya ilk gelme sebebim bu seferki gelişim annemin rahatsızlığıydı. Annem de inşallah kolaylıkla atlatacak hastalığını. Ondan sonra düzelecek. Ben ilk burada kalma sebebim oydu yani gelme sebebim. Daha sonra eşim dedi kalmak istersen biraz daha kal deyince öylelikle uzadı. Hatta bugün ne? Bugün cuma mı? Bugün cuma evet. Sanırım. Pazartesi sanırım babam almaya gelecek beni. Yeni videolara köyde devam edeceğiz. Evet. Kısa bir süre köyde kaldıktan sonra tekrar yine anneannenin ameliyatını olduktan sonra. Geri geleceksin. Ben yeniden buraya geleceğim. İnşallah. Biraz bir süre daha burada kalacağım. Burası böyle işte. Biraz sonra diğer yaptığım şeyleri çıkaralım gösterelim. Bir gün bence terzilik marifetlerini göster diğer bir videoda. Evet. Tamam olabilir. Yine yaptığım şeylerden yani uygulama olarak falan mı diyorsun? Yok uygulama olarak değil. Diktiğin, hazırda var olan şeyler. Anladım. Onlardan gösterebilirsin. Şu anda mesela bunların arasında benim diktiklerim de var. Hazır aldıklarım da var. Mesela şu hemen elime geçiyor. Bu benim diktiklerimden bir tanesi. Ben bunları tabii burada olduğum zamanlar hep dikip satıyordum terziyle. Şu anda bunları mesela şeyden satıyorum. Söylememde sakınca var mı bilmiyorum. Dolap uygulamasından, gardırop ya da yok herhangi bir sakınca şeyler. Yok. Onlardan satıyorum. Yine böyle bu şekilde benim diktiklerimden. Bu aslında hesapta yoktu da o yüzden bir şey yaptım. Evet. Ben. Yine buralarda da var. Uygulamada sattığımız şeylerden falan. Öyle. Şimdi bir ara verelim. Ben o hayvanları çıkarayım. Tamam. Evet, size söylediğim gibi buradayken boş durmadım. Ben şimdi böyle oyuncaklar yapıyorum. Al aşkım, al bakalım. Mavi filimiz, bu eşeğimiz. Böyle. Normalde terziyim, dikiş dikiyorum ama bu aralar bunlara merak saldım. Bu şekilde. Böyle kangurumuz var. Evet yavrum, evet ama kurbağa öyle demiyor ki. Ben şimdi çıkarmayayım o sesi. Anneanne de çok komik durar. Durur. Bırak bırak değil mi Kayra? Bırak bırak. Bunlar da develerimiz böyle. Ya ben bunları yaparken çok stres attım. Rahatladım. Eğlendim yani. Böyle sonuçları da çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. Hepsi çok güzel. Hatta ben Instagram hesabımı diğer Instagram hesabımı hiç paylaşmadım herhalde. İki tane Instagram hesabım var benim. Biri sonradan köylü. Diğeri de Tarzı Feyza. Onu bilmiyorum şu an bilgisayar falan olmadığı için hani ekranda gösteremeyiz de. Açıklamaya ekleriz. Yani açıklamaya ekleyebiliriz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz yani bizi. Yaptıklarımızı yenebilirsiniz. Bu şekilde. Çok güzel olmuş. Eşeği şöyle bir beyaz halıya koyar mısın? O şekilde çekelim. Evet böyle çok daha güzel durdu. Tam belli olmuyor. Bunların isimleri artık sahiplenince kendiniz koyarsınız. Ben şimdi bizimkilerin baklava, pişmaniye falan demek istemiyorum bunları. Kurbağamız var. Filler çok hoş oldu. Hepsi çok güzel. Develer de çok güzel. Filler zaten apayrı bir güzelliği var. Eşeği dikmek çok zor oldu. Çünkü kadife. Kadife kumaş her zaman böyle yürür. Yani kadife yürür denir. Yani terzilik şeyinde.
Tanguru da zordu. Yani dikiş her zaman zordur aslında da. Ama şey, sonucunu bildiğin için çok eğlenerek dikiyorsun ve stres atıyorsun. Evet, bunlar da yine dolaptan satışta. Dolaptan, ama oğlum, Instagram'dan. Kanguru. İsteyen istediği yerden yazabilir. Satışları var. Satışta yani. Efendim. Ne oldu? Kanguru ne yapıyor Kayra? Zıp 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 zıp. Zıpla. Böyle yapalım kanguruyu. Doink doink doink. Evet. Evet, oynayalım mı? Benim bir sorum var. Siz hayvancılık işiyle uğraşıyorsunuz sonuçta. İnekleriniz, danalarınız var. Peki bu kadar hayvanın içinde neden inek dikmediniz? Aslında ben inek dikmeyi istiyorum. Ama şu an araştırıyorum. Kalıplar sadece böyle karikatür gibi kalıplar var. O yüzden bizim ineklerin benzerlerini bulmaya çalışıyorum. Onların benzerlerini bulduktan sonra kumaşlarını da ona göre seçeceğim. İnşallah isimleriyle beraber pekmez, çikolata mesela anne kızlı olarak falan ya da diğerlerini yapmaya çalışacağım. İnşallah onları da satışa sunacağım. Hatta çantalar falan yapmak istiyorum yine böyle. Yine böyle dikiş şeylerim depreşti. Yani o kadar özlemişim ki bir şeyler yapmayı, üretmeyi çok özlemişim. Biliyorsun ben hiç boş durmam. Sürekli evet. Bir şeyler yaparım. Köyde sürekli bile sürekli. Evet, uyurken erkenden kalkardım. Yeni bir şeyler yapardım, tasarlardım falan. Yine o günlere dönmek istiyorum. Bu beni daha bir dinamik yapıyor çünkü. Geleceğim aşkım, geleceğim. Tamam hadi. Gel tut elimden. Gideceğiz, beraber gideceğiz. Bugün aslında böyle bir video çekme aklımızda yoksa ama Kayra aldı götürüyor annesini. Ben de geleyim size beraber. İzleyenlerimiz sormaya başladı. Neden video çekmiyorsunuz? Herhangi bir sıkıntı mı var? Çok şükür Allah şükürden olsun herhangi bir sıkıntı yok. Yine de pazartesi inşallah köye döneceğim. Yeni videolara devam edeceğim. Bu arada evimiz bu kadar değil. Yatak odası, tuvalet banyo, oraları çekmeyi çok uygun görmüyorum ben. Çekenlere de tabii ki saygı duyuyorum. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Köyde yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok izleneceğimizi zannetmiyorum bu videoyla. Çünkü bizi daha çok hayvan videolarıyla izlediğiniz için, o şekilde sevdiğiniz için. Ama merak edenler için böyle bir video çektim. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hepiniz Allah'a emanet olun.